Niye ikide bir konuşmalarınızda Sayın Erdoğan'ın yanında Sayın Kılıçdaroğlu'nu söylüyorsunuz? Bir dengeleme mi yapıyorsun? Hayır, dengeleme yapmıyorum. Türkiye'de gelinen nokta akıl dediğimiz, ortak akıl zaman zaman gidiyor ve akıl tutulması sadece AK Parti'de yaşanmıyor. Akıl tutulması bütün partilerde yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yaşanıyor. Yani AK Parti'de troll var da Cumhuriyet Halk Partisi'nde troll yok mu? Orada da troll var. Ağa babası var. Yani. Peki biz sadece eleştirileri, daha doğrusu haksız eleştirileri, sadece AK Parti'yi cenahından mı geliyor sanıyorsunuz Fox TV'ye? Cumhuriyet Halk Partisi'nden de eleştiri geliyor. Çünkü biz Fatih Portakal'la İsmail Küçükkaya'yla hiçbir haberi saklamıyoruz ki. Bu haberi saklamadığınız oranda kimse sizden memnun olmayabilir. Eğer hiç kimse sizden memnun değilse siz doğru yoldasınız demektir. Memnun değilse size niye reklam versinler? O başka bir şey. Dünyada özgür medya var. Dünyada böyle bir sorun var mı, reklam sorunu? Reklam başka bir şeydir. Reklam tamamen business bir olaydır. Bakarsın, kardeşim bu çok mu izleniyor? Kaç kişi izliyor gecede bunu? Şu kadar milyon kişi. Ben bu kadar kişi, milyon kişiye reklamı yapacağım ki bana gelsin, benim bankama para yatırsın vesaire vesaire. Tamamen bu rasyonel bir şeydir. Bu böyle bir ceza aracı olarak kullanılan, bir kere iktidarların böyle bir şey kullanması de antidemokratik bir şeydir. Sadece yani, iktidar bunu kullanmıyor ki, muhalefet de kullanıyor. Mesela, muhalefet de antidemokratik davranır o zaman. Muhalefete yakın bir kuruluş varsa ve bu kuruluşa da böyle bir talimatta bulunuyorsa o da antidemokratik. Nihayetinde bulunuyor mesela havuz medyasına. Ama ben şunu söylüyorum, ben bunu tasvip etmiyorum Mehmet. Ben diyorum ki muhalefetiyle, ana muhalefetiyle, iktidarıyla bu antidemokratik uygulamalar zarar veriyor. Neye nasıl, zarar veriyor? Nasıl çözülecek? Ülkeye zarar veriyor. Nasıl demokrasiye çözülecek? Zarar veriyor. Partilere zarar veriyor. Bakın bu söylem geldi. 31 Mart'a geldi. 23 Aralık'a geldi. 23 Haziran'a geldi. Doğru mu? Evet. Doğru. Bana şunu diyebilir misin sen? Bu yöntemin gerçekten fayda getirdiğini ve bu yöntemin karşılığını bulduğunu, seçmende bir karşılığın olduğunu söyleyebilir misin? Yok. Acaba AK Parti'de birileri bu seçimin muhasebesini yaparken ki yapıyor, kulağımıza geliyor. Düşünüyorlar mı acaba, ya biz bu medya diliyle zarar gördük. İnsanlar Fox izliyor. Bunu konuşuyorlar. Geliyor kulağımıza. Hepsini toplasanız bir Fox etmiyor. Niye acaba seçmen, AK Partili seçmen neden Rize'de Fox ana haber başlayınca açıyor Fox haberi izliyor da bir başka kanalı izlemiyor? Ya da dün Medyaket bir araştırma yaptı, yayınladı. Dedi ki haber algısı sıralamasında haber kanalları sıralamış. İki tane haber kanalı, üç tane belli başlı Türkiye'nin haber kanalı Fox TV'den sonra geliyor. Üstelik Fox TV 24 saat habercilik yapmıyor. Sabahleyin sadece İsmail Küçükkaya'yla, akşamleyin de Fatih Portakal'la haber bülteni veriyoruz. Toplasan bir tanesi 3 saat, bir tanesi de 1 saat. Toplam 4 saat haber veriyoruz. Ama insanlardaki haber kanalı algısı bu. Ve açık ara farklı. Neden? Bunun acaba düşünüyorlar mı siyasetçiler? Neden acaba insanlar Fox TV izliyor? Demek ki bizim kullandığımız bir dil yanlışlığı var. Bir tavır yanlışlığı var, bir yaklaşım yanlışlığı var, bir kapsamama durumu var, bir kucaklamama durumu var, bir özgür gazeteciliğe bakış açımızda sakatlık var. Oysa özgür ortam herkesin işe gelir. Herkese özgür medya lazım. Bakın burada bugün iktidarsındır, yarın muhalefetsindir. O muhalefetin de özgür medyaya ihtiyacı var. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar ihtiyacı varsa özgür medyaya, İYİ Parti'nin, MHP'nin, Saadet Partisi'nin, HDP'nin ne kadar özgür medyaya ihtiyacı varsa yarın öbür gün AK Parti'nin de o kadar ihtiyacı olacaktır. Mutlak. O zaman da yine Fox Haber haberciliğini yapacaktır. O zaman da Sayın Erdoğan buyurun gelin, kapınız açık. Fatih Portakal'ın, İsmail Küçükkaya'nın karşısına çıkın. Bizim karşımıza çıkın diyeceğiz. Ve o zaman belki de seslerini duyurduğu tek mecra biz kalacağız. Neden? Çünkü gazetecilik yapıyoruz. Yarın çok güvenlikleri medya kuruluşları belki gelene ağam, gidene paşam diyecekler. Peki yarın öbür gün çok imkanlar kısıtlandığında öteki medya dediğin karşı taraf sana bir teklifte bulunursa gider misin? Mesela A Haber. Çok şey bir soru bu. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü bu soruya vereceğim yanıt o kuruluşlarda çalışan pek çok çalışan arkadaşlarım, emekçileri de ilgilendiren, o kuruluşlarda gerçekten gazetecilik yapan, o kuruluşlarda gerçekten vicdanı olan, gerçekten anasının ak sütü gibi temiz gazetecilik yapan pek çok arkadaşım var. En radikal kuruluşlarda bile. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Dolayısıyla ben bir insanın profesyonel olarak bir yerde çalışmasıyla bir şeyin ölçüleceğini düşünmüyorum. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Nerede çalıştığın önemli değil.
Ne yaptığın önemli. Nasıl davrandığın. Elbette ki bu işten ekmek yiyen bir gazetecinin başka bir çaresi yoktur. Bugün bir gazeteci sen de, abin de, ben de veya bizim jenerasyonumuzda olan gazeteciler de gazetecilik yapmazsak ne yapacağız Mehmet? Hiçbir şey. Ya halkla ilişkiler yapacaksın ya gazetecilik yapacaksın. Hiçbir şey yapamaz. Gazeteci musluk tamir edebilir mi? Yok, gazeteciysen gazeteci. Yani, yani o... bu ülkede marangoza muslukçuya muslukçu derler. Gazete işiyle uğraşan insana da gazeteci derler. Yani eklerimizle birbirimizden ayrılmışız. Cı ekiyle. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla bizim asli görevimiz gazetecilik. Ben orada çalışmam, burada çalışmam diye bir şey kendime bir engel koymam. Ama şunu biliyorum ki gideceğim yerde benim gazetecilik felsefeme aykırı bir iş yaptırılacaksa oraya gitmem. Geçmişte de bunun örnekleri yaşamımda vardır. Gitmemişimdir. Teklif aldığım yerler vardır, gitmemişimdir. Ama bir insanı açlıkla imtihan edemezsiniz. Burada çok yapmış. Parayla imtihan edemezsiniz. Çünkü temel olarak insanların yükümlülükleri vardır. Bugün ben pek çok arkadaşım, pek çok medya kuruluşunda çalışıyor ve şapka çıkarıyorum. Bunun her yerde çalışan arkadaşlarıma. İster bu taraftan olsun, ister o taraftan. Eğer sadece gazeteci ise bu adam, sadece gelirini gazetecilikten alıyorsa, sadece gazeteci ise, başka hiçbir işle uğraşmıyorsa, şu belediyenin, bu belediyenin, şu kuruluşun, şu inşaat şirketinin adamı değilse, şu iktidarın, şu partinin, ana muhalefetin, muhalefetin adamı değilse, beynini kiralamamışsa, kalemini kiralamamışsa, benim hepsine saygım var. Ben her yerde çalışabilirim. Gazeteci olarak çalışabilirim. Beynimi kiralamadan, aklımı kiralamadan, kalemimi kiralamadan, kalemimi satmadan çalışırım.